Bunun lensi yeterli gelir mi ki acaba görüntü için? Biraz bekleyin. Saçlarımı bir de düzelteyim, ondan sonra geliyorum. Yine pembe tişörtle başladım videoya bugün. Onu değiştireyim dedim artık. Her videoda onun olmuyor. Ne olduğunu şöyle açıklayayım. Uyuyakaldım öncelikle. Normalde şimdiye kadar çoktan uyanmış olmam gerekiyordu. Şu an saat 1.30, videoyu ilk açtığımda saat 1 falandı. Normalde ben geceleri çalışıyorum işte. Yazı işleri olsun, hepsini geceleri hallediyorum. Montaj işleri olsun. İşte sabah saat 7.30, 8 gibi uyuyorum. 12 gibi uyanıyorum. Bugün biraz geç yattım. Daha geç yattım normale göre. Ve saat 1'e çeyrek kala falan uyandım. Her neyse. Benim normalde saat 12.30, 12 gibi hayvanlara bakmam gerekiyor. Yani otlatmaya getirip çoktan. Sonrasında evdekileri bakmaya geçmiş olmam gerekiyor. Bir gibi işim bitmiş oluyor normalde. Bugün de vlog çekmek gibi bir niyetim vardı. Bugün çekmezsem bir daha hiç çekemeyeceğim. Çünkü artık bugün bir video başlatmazsam ya da diğerlerinden bir tanesini paylaşmazsam artık hiçbir şey yapamayacakmış gibi hissediyorum. Yavaş yavaş çöküntüye gidiyor bu durum. Sonra hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey paylaşmıyorum. Bu yüzden telefonu kaptım geldim. Şu an 1.2 megapiksel bir kameradasınız. Ses çok güzel. Sesi çok iyi alacaktır büyük ihtimalle. Ama görüntü kalitesi hakkında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Böyle. Şimdi ben bir buraları kontrol edeceğim. Şuralarda açıklık var mı yok mu, ona göre inekler kaçar mı kaçmaz mı. Sonra evdekileri bakmaya gideceğim. Ondan sonra buraya tekrar geri geleceğim falan filan. Dedim hazır dışarıya kadar çıkmışken 3-5 stop video çekeyim. Ama güneş tam tepede olduğu için iyi görüntü alınmıyor. O yüzden stop video çekecek olanlar varsa içinizde, ilgilenenler varsa sabah güneş doğduktan sonra bir saat içinde falan. Ve öğlen 3'ten 4'ten sonra en iyi görüntüler çıkıyor. Renk sıcaklığı olsun. İşte aman her neyse. O ayarları yapabileceğiniz en iyi saatler onlar oluyor. Gece çekim yapmıyorsanız. Somar'ın geldiğini de şöyle anlatmış olayım. İşte doğru çıkmıyor renkler. Normalde sarı ve turuncu hakim. Ama daha çok sarı tonu gibi gözüküyor. Her neyse işte. Böyle. Şimdi tekrar evdeyim. Canım vlog çekmek istiyorsa öyle bir günümü anlatmam gerekiyor. Başka bir şey anlatacak şeyim yok. İçeriğim yok. Burada 4 tane bizim dana dediğimiz, bazılarına göre buzağı, bazılarına göre küçük inek diye kabul edilen hayvanlar var. Onların sularını vereceğim. 2 tane de inek var. Neyse ben şimdi büyük ihtimalle bu sakarlıkla telefonu suyun içine düşürürüm. O yüzden şimdi geliyorum. Şu ikisini bir videoda göstermiştim. Yalova Vlog'taydı galiba. Küçüklükler daha böyle. Şu an bu kadar büyümüşler. Büyümüş haldeler. Şurada tavuklar, mavuklar var. Ben bir çiftlik havası diyebilirim. Çiftlik havası olması iyi bir şey. Böyle bir çiftlik gibi olması güzel bir şey. Ama ne kadar az hayvan bir çiftlikte o kadar iyi. Çünkü hayvanların hali vakti yerinde, işte yem yiyorlar, sularını içip yatıyorlar. Ama onları bakan bir insan var sonuçta. Bu kadar. Vermem gereken mesajı vermişimdir umarım. Bu kadar diyeceklerim. Tamam. O nurlandı. Şimdi iş bitti. Siz fark etmediniz ama videonun başlamasından şu ana kadar 45 dakika falan geçti. Ya normalde ortalama günde 1 saat falan tutuyor. Bu sadece öğlen yaptığım iş. Bir de bunun akşam var. Akşam daha zor. Bugün öyle spor yaptığım günlerdeki gibi işte sade pirinç, yulaf falan yiyesim yok. O yüzden gidip fırına patates koyacağım. derecesini bilmiyorum. Fırında en yüksek derece hangisiyse onu seçiyorsunuz. Yarım saat 45 dakika arasında da zaten kendiliğinden pişiyor, bir şeyler oluyor. Kokusundan anlıyorum pişip pişmediğini. Şu olayı bir açıklık getireyim. Perde ne işe yarıyor, kumaş ne işe yarıyor diye. Bu kumaş değil, çarşaf bu arada. Normal bildiğiniz yatak çarşafı. Şimdi bizim evde şu kapıların üst tarafı camlı. O yüzden gece ışık olduğunda direkt olarak dışarıya yansıyor. Ve neredeyse bütün odaları aydınlatıyor. Çünkü hem tavandaki ışığı açıyorum, hem duvarda gece lambası olarak kullanılanı, hem de masa lambasındakini açıyorum. Çünkü böyle gri bir ortam oluşsun istemiyorum. Hem çok uykum geliyor hem de gözlerim çok ağrımaya başlıyor az ışıklandırma olduğu zaman odada. O kadar çok ışık olunca da dışarıya sanki böyle projektör yansıtıyormuşum gibi bir ışık gidiyor. O yüzden böyle bir çözüm buldum, yani bu kadar. Aslında çok basit bir şeydi ama uzun uzun anlattım böyle. Saçlarım yine her zamanki gibi, hiçbir fark yok.
Yani inatla düzelmiyorlar. Büyük ihtimalle böyle her videoyu açtığımda yeni yıkamış oluyorum. O yüzden bir şey oluyor hani böyle. Güzel olmuyor. Sinirim çok bozuk. Şimdi anlatacağım. Şu an bu benim telefonum değil. Benim telefonum şarjda. Ben telefonum şarjda olduğu için az önce netleri bakmaya giderken bu telefonu aldım gittim. Normalde ben Android telefon kullanıyorum. Hani işime öyle geliyor diye. Biraz daha özgürlük hakkı tanıyor size Android telefon. Kullanım açısından, arayüz açısından bir sıkıntım yok. Ama 4 GB RAM'i var mesela. 8 megapiksel ön kamerası falan var. Bu 1,2 megapiksel. İşte dedim ki ben normalde 5S ile falan bir şeyler yapamam diye düşündüm. Sonra geçen gün bir nereyi çektim? Yukarıdan görüntü alabilmek için. Kasım defterini yaparken yukarıdan görüntü aldığım kamera buydu. Bunun kamerasıydı. Ses olayını ölçeyim dedim. Hani normalde kondansör mikrofonum var. Onu bağlıyorum işte Android telefona. Onunla ses alıyorum. Ses değerleri neredeyse birbirinin aynısı. Sadece bunda biraz fazla yankılanma, o bulanıklık var seste. Ama yükseklik değerleri neredeyse aynı. Yani mikrofonun yaptığını bu telefon kendi başına yapabiliyor ve neredeyse 8 2013'te mi çıkmıştı? 2012'de mi çıkmıştı? Neredeyse 10 yaşına geliyor hani 9-10 yaşlarında bir telefon. Bu yüzden fikrimi değiştirdim. Büyük ihtimalle geçen gün bahsettiğim kamera olayını yapmayacağım. Yani kamera almayacağım. Onun yerine iPhone'un herhangi bir yeni çıkan modelini yani bir nesil, iki nesil yaşlı olsa da fark etmez. 11, 12 alabilirim. Şimdi biraz odayı toparlayacağım. Bunun sebebi bu odanın bütün işlerini benim hallediyor olmam. Çünkü odaya kimseyi sokmuyorum. Ne temizlik için, ne herhangi bir eşyayı düzenlemesi için. Küçük küçük hafıza kartlarım var. Flash belleklerim var bunun dışında. İşte bir sürü karışacak kablolar falan var. Ve ev ahalisi tarafından bunlar değerli gözükmüyor. Bir şey oluyor diyelim ki bir eşyam çıkıyor karşılarına. Anlam veremedikleri için işe yaramayacağını düşünüp bunu atayım mı diye bir soru yöneltiyorlar. O yüzden buraya girerlerse büyük ihtimalle her şeyi çöp olarak görecekler. Ben de o yüzden bu odayı kendime göre düzenlemeye çalışıyorum. Şimdi Ecmel Soylu 40 dakikalık bir video atmış. Önce onu izleyeceğim. Onu izlerken buraları toparlarım. Akşam saat 6-7 gibi bir tane video atmayı düşünüyorum. Gerçi yükledim, sadece herkese açık hale getirmem gerekiyor. Bir de şu aklıma geldi. Ecmel Soylu ajanda çıkartıyormuş. Çok iddialı başladı. Hani her gün bir renk paylaşıyor. Onu bekliyorum. O yüzden yeni ajanda almadım 2022'de kullanmak için. Bakalım Ecmel Soylu'nun ajandası gerçekten bize hizmet edecek mi? O ajandayı çok merak ediyorum. Çünkü çok fazla videolar çekti ajandalar hakkında. Çok fazla ajanda eleştirdi. Yapıcı eleştirileri de oldu bazıları hakkında. Bakalım güzel bir ajanda çıkacak mı? Ben 2 saattir böyle bacağımı sallıyorum ve burada böyle gıcır gıcır ses geliyor. Umarım o ses gelmemiştir. Her neyse saat 5 oldu. Ben yemeğimi yedim bu arada. Hani bir yerde gezerken tozarken falan insan ister istemez gezdiği yeri gösterirken yediğini de göstermek zorunda kalıyor videonun içinde. Ev ortamında yani öylesine bir patates yemişim bunu göstermemin bir manası yok diye düşündüm. Bu bir yönü. Asıl yaptığımı söyleyeyim size. Sulumla falan uğraşamazdım. Öylesine aldım yedim yani. Kamera karşısında yemek gelmiyor. Bu şekilde ben şimdi öğlende başladığım gibi yeniden hayvanlara bakmaya çıkacağım. Aklıma başka diyecek bir şey gelmiyor. Yani 5 saatte bu kadar vlog çıkıyor. Hatta 5 saat vlog yapayım videonun adını. Videomu izlediğiniz... tonlama da önemli. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.